Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feray, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere... Bugün arkadaşlar 2005'ten 2020 teknolojili oyunumuz çıktı. Bilin bakalım hangi oyun, bilemezseniz sizi göstereceğim. Ama çok büyük bir şaşıracaksınız. 2005'in stratejik oyunu Age of Empires 3 Definitive Edition 15 Ekim 2020'de saat 16.00'da sizlerle mevcut arkadaşlar. 15 Ekim 2020 saat 16.00 üzerinde mevcut, 128 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bir de şunu bahsedeyim, Xbox Game Pass PC'den daha iyidir. Şimdi katılın diyorum, onu aldı o. Çıktığı zaman katılabilirsiniz. Tabii, eğer oyunu satın almak istiyorsanız 128 lira 75 kuruş ödemenize gerekiyor arkadaşlar. Hani hatırlarsınız, ben hep Age of Empires videosu attım ya en son. Complete Collection, Age of Empires 3, Warchief Asiyan var ya hani. Onlar 2005'in çıkımı arkadaşlar. Ben o oyununun 4K serisi çıkmış, 4K serisi Definitive çıkmış arkadaşlar. Ama yalnız ben bu oyunu yükleyemem çünkü 8 GB RAM istiyor. Half belleğinin RAM'ine. Benim bilgisayarım 4 GB RAM olduğu için kabul etmiyor. Oyunu yükleyemiyorum. Benim 3 Age of Empires 3 çıkmıştı, yani ben oynuyorum ya. Bunun Definitive versiyonu arkadaşlar. Sanırım ilk Türk olarak ben tanıttım. 1 ve 2 bende var. 2 Age of Empires 2 Definitive de olmuyor çünkü RAM 8 RAM istediği için benim bilgisayarım 4 RAM, ama bir Definitive çıkıyor arkadaşlar. Siz satın almak istiyorsunuz, bilgisayarınız destekliyorsa 128 lira TL fiyatı arkadaşlar. 10 Mayıs 2009 güncelleştirmesi, yani Windows'un diyor ki Windows 10 sürümün bunun üstü diyor. Bu sürümü veya 1900 sürümü olduğu zaman daha iyi olur. Genel bakışa baktığımız zaman resimlere giriyoruz arkadaşlar. Tabii benim bilgisayarım 720p pikseli ama 4K grafikleriyle de oynayabilirim, yani o tasarım evet. Olmuş bilgisayarımda. Bakın. Birazdan video izleriz. Görüntüsü bu. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu. Çok büyük bir fark var ya. Tabii çok büyük bir fark var arasında. Bakın bu. Bu. Bu arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu oyunda İsveçliler gelmiş. İsveçliler gelmiş. Bir de Inka diye gelmiş arkadaşlar. Oyunun fragmanını seyredelim sizinle birlikte. İsterseniz izleyelim. Tamam, sizlerle birlikte seyredelim oyun fragmanını. Hadi bakalım. Oyunun ilk trailerı böyle başlangıçlıydı ama çok farklı olmuş ya. Tamam. İşte böyle. Tabii bilgisayarın şey gösterdiği için 4K grafikleri gibi oynanabiliyor. Arkadaşlar burada şeye bakacaksınız valla, çok güzel olmuş valla. Bakın anlayla bu renk. 4K Ultra işte. Bakın böyleydi 1080, şimdi böyle oldu. İşte 2005 teknoloji, 2020 teknoloji. Arada bak, ona bakın, buna bakın. Ya. Tabii. Vay be. İşte yeni bir ülke. Neredeyse 15 sene sonra 4K, 15 senelik oyun. Arkadaşlar bir de İsveçler gelmiş, eski Age of Empires'de yoktu bu. Ama sonra da eklenmiş bu oyun. İki ülke eklenmiş, evet. The Inca ve Swedis diyor. Kulaklı spark böyle. Buradan Fransızlar zaten. Ben de almak çok isterim ama destekliyorum, yapacak bir şey yok. Remi 3. 4 Remi 3. Ha, sizin destekliyorsa Windows 8'den de alabilirsiniz. Sıkıntı değil. Yeter ki Remi'niz yüksek olsun evet. Ve sürüm yüksek olsun. Şu sahneyse bakın ne olacak. Oo. İşte böyle. Başarılı. Vay. Steam'da da aynı fiyat. Xbox Game Pass. Steam'dan da alabilirsiniz. Şimdi nasıl desem arkadaşlar, eğer hiçbiri sizde yoksa, bakın Age of Empires bir yazdığım zaman arkadaşlar, bakın dur onu göstereceğim. Oraya şimdi bu oyun çıktığı zaman, bu oyun 2018'de çıktı. Biz bunu yılbaşında 45 lira almıştık. Bu 56 lira 75 kuruş arkadaşlar. Bakın bu destekliyor. Çünkü sistem gelse 4 GB RAM oluyor. RAM'im 4 GB olduğu için. Benim bilgisayarım tamam 720 pikseli var ama 4K gösterimli de olduğu için bu oyunu oynayabiliyoruz. Ben bunu oynuyorum zaten. Ama tabii bu biraz zor oynanıyor. Mesela bu oyunu oynadığınız zaman, Easy'de geçirdiğiniz zaman biraz zor oluyor.
Tabii AZ'de oynadığım zaman zorlanıyorum gene, hani kolay bölümünde gene zorlanıyorsunuz. Ben hala daha bitiremedim. İki Definity'yi satın almıştım. 2020 Ocak'ta ben bunu. 2019'da çıktı. 56-25 liraya almıştık bu 56 arada. 56-25 ama hüsran aldık. Buraya 4 GB RAM olduğuna bakmayın, desteklemedi. 8'i destekledi arkadaşlar. 8 GB RAM olduğu için oyunu 2 kere oynayabildim. Geçiremedim. Takıldı. Bir daha da açılmıyor arkadaşlar. Eğer sizin 8 GB RAM'iniz varsa bunu demedi. Oynayabilirsiniz. Bu da 56 lira 75 kuruş olması lazım. Bu da güzel oyun. Bunu da easy'de oynadığınız zaman geçirebiliyorsunuz. Hard, medium'da hard'da geçiremiyorsunuz. Ama bir Definity'de ise easy'de oynadığınız zaman zor geçiriyorsunuz. Ama siz arkadaşlar, eğer burada double paketi var. Double i̇şte paketini almak istiyorsanız üçlüsünü bakın. Almak istiyorsanız 300 liradır arkadaşlar. Şimdi satın alabilirsiniz diyor ama bunu tabii bunu aldığınız zaman 15 Ekim'i beklemeniz lazım. Bunu sonra verir size. Bunun tanesi 100 liraya geliyor. Çünkü bu 128 lira. Bu 56.75. Bu da 56.75. Bunu üçünü satın aldığınız zaman 300 liraya. Tanesi 100 liradan size pahalı geliyor. Var. 300 lira pahalı. Bilmiyorum hani size kalmış. Yönetere bakalım istersen resimleri altta. Aynı. Üçü de 4K zaten. Yani resimler falan aynı. Bakın bu mesela. Bir Definity'nin. Bir Definity'nin arkadaşlar. Ben de zaten. Bu da İki Definity. İki Definity. Hayır, öyle mi? Ha, iki Definity. Bu da üç Definity. Üç Definity arkadaşlar. Bakın böyle. Bu da bir Definity. Bu da iki Definity. Bu da üç Definity. Evet. Hepsi 4K tasarımlı. Bilgisayarın 720 piksel olmasına sorun olmaz. Çünkü 4K efektleriyle de oynayabiliyorsunuz. Mesela ben bilgisayarım 720p ama 4K efektleriyle oynayabiliyorum. Önemli olan RAM'i çok yüksek olması lazım. 8 GB RAM yeterli olacak. Benim 4 RAM olduğu için bununla bunu oynayamıyorum ama bu 4 RAM'i kabul ediyor. Ha, burada bunun 4 RAM'i yazar iki Definity ama hiç aldanmayın. Biz aldandık diye öyle yükledik, çalışmadı. 4 GB RAM'i kabul etmedi. 8'den itibaren istiyor. Hafıza olarak yeterli oluyor zaten. Hafızası 500 GB. Eğer arkadaşlar bu 3'ü alırsanız 3 Definity 16 RAM kurtarır yani. 8 RAM az kurtarır yani. Ha, öyle RAM'de oluyor. Evet, 8 RAM'le de çalışabilir ama 16 RAM, 8 RAM'i de alın, 16 RAM'i de alın, fark etmez. Neyse, izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz like, ben bize dislike basabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin, yorumlara da yazın. Görüşmek üzere, bay bay. Bay bay arkadaşlar, sizi hepinizi çok seviyorum.